Anneannen, dedene ne diye seslenirdi? Ne Adını acaba? söyler miydi? Hiç söylemezdi. Ölen de. Peki annen babana adını söyle. Ya hayatta dememişti annem daha. De hayat... Annem Beniba derdi. O Beniba derdi. Meli yengem Beniba, Beniba. Demem. Kullanmıyor şimdi da. Diyor. Peki. Aha bak burada bir nene geliyor. Ay merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Benim anneannem görüşler bunlar. Ay canım ya çocuklar diyor bize. Eğin çocuk eğin. Morunumuzu... 92 girdik, 93 girdik. Maşallah. Maşallah. Gir başımı kurtarıyor yorum evet. Allah'ım çok şükür. Ay hiç demedim. Yok canım. 92 değildir ya. 82. Maşallah. Çıkmıyoruz. Hmm. Annenin arkadaşları. Hep beraber otururlardı kışın. Geceleri gelirlerdi onun yanında. Ay canım ya çok maşallah çok güzel gözlerin var. Çok baksana ya. Ay. Şeker gibi. Bak sen şeker gibisin. Şey ya canlı canlı böyle insanın şey enerji veriyor ama. Evet, evet. Gelişiyle bile. Ve elham görmüş gibi oluyor. Ay canım ya. Ben şimdi kamera şeye filmi alıyorum seni. Alıyorum al. Çok tatlısın ya. Vallahi. Alıyorum. Biz de bir de ne soruyoruz biliyor musun? Bu köyde hani insanlar karı kocalar birbirine adıyla seslenmiyorlar. Ayıpmış ya. Vallahi ayıp görüyorlar yavrum. Heh. Ayıp görüyorlar. Ben bir Ahmet dedim de yasak dedi. Allah beşiran ne yasak olacak dedim ben. Bizim köyde yasak dedi. Tamam. Ne diyeceksin? Lönlün. Lönlün oğlum bu ya. Herkesin adı söylenmemi. Ben adını söylemedi, adımını söylemedi. Aa, evet. O sana yani ne dedi gittik. Teyze? He? O sana ne diyordu? Neredesin evde mi? Böyle bir şeyler. Valla böyle geçti ömürler evet, yavrum. Evet, evet. Teyze, peki kaynanan, kayınbabana ne derdi? Duayı söylemiyorlardı. Söylemiyorlardı. Aynen, aynen. Onlar söylemedi gibi oğludu. Ben söyletmedi. Bir Ahmet defa... dedim mi bir daha duymayacaksın dedi. Ulan Ahmet demedi ne diyeceksin? Şey gibi oldu. Mahmut mu diye. İşte oradan Ülen mi? Ülen mi diyorlardı? Ülen. Beni bak. Beni bak. Beni bak. Ben zaten seni bakıp bakarım. Nereye bakacağım başka? Gelin bir gün. Onu der bir kayvam için. Acı kayvam ha. Canım ay, ya. Acı kayvam için. Sağ ol teyze. İçmiş kadar olduk. Merhaba. İkinci Ada Güme videosundayız. Birinci videoda köydeki ilk günümüzü anlatmıştık. İzlemediyseniz linki tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi ikinci videoda köyün diğer güzelliklerini paylaşıyoruz. Bu videoda da yine güzel insanlar tanıyacaksınız. Evet, bütün güzellikleriyle Ada Güme yani Konaklı köyün iyi seyirler diliyorum. Kabaklar çiçek açmış. Fasulyeler de artık boy göstermiş. Arı sesleri, horoz sesi, kuzu sesi hepsi karışıyor birbirine. Sabah toplanan ürün. Maşallah bayağı da toplamışsınız. Öyle mi? Bugün ilk hasat. Şimdi böyle yürüyelim. Nasıl yürüyelim? Dağı sağımıza alalım. Ama şu dağlar ne kadar evet. Güzel. Ha sizin bahçenin arkasındayız şimdi. Ne güzel ekmişler böyle. Bütün bahçelerde de mutlaka bir şeyler ekili. İnsanlar boş durmamış. Bu bölgede hayvancılık daha fazla var. Oysa köyün yukarı taraflarında öyle hayvan da mı falan yok. Maşallah ama hayvanlar ne kadar şey böyle semiz değil mi? Bunların altları kuru ama. Yine çok güzel düzenlenmiş bir bahçe var. Bu sene hakikaten daha fazla insan bahçelere sardırdı. Pandemi nedeniyle belki hani şehirlerde oldu ama bu köyde de gördüğüm kadarıyla herkes hem içeriği hem dışarıyı böyle çiçeklerle donatıyor. Hani burası yol üstü, benim sınırlarımda değil falan demiyorlar. Şimdi köyün ara yollarına böyle giriyoruz iyice. Köyü keşfediyoruz. Köyde güzel olan Filiz, herkes ekmiş, dikmiş, çiçeklerle donatmış. Yani toprağını böyle atıl bırakan, boş bırakan çok yer yok. Şu ağaç köklerine baksana ya. Bak buraya yeni zeytinler dikmişler.
İşte böyle yerler çok güzel. Ya bakımlı olunca aslında her yer güzel oluyor galiba. Çok şükür ki mezarlıklar var, yemyeşil alanlar. Yani sadece köylerde değil, kentlerde de uzaktan böyle yemyeşil bir yer gördüğümüzde oranın mezarlık olma olasılığı büyük oluyor. Yani hala çok şükür ki mezarlıkların yeşiline dokunulmuyor. Sular fışkırıyor. Gelmiş bir orayı vallahi. Aa! Belediyenin serası yani ha? Bura. Vay, belediye kendi yapıyor. İlginç. Ödemiş'in Konaklı köyünde bugün ikinci günümüz. Aslında üçüncü sayılabilir çünkü akşam geldik. Diğer köylerde de biraz dolaştık. Onun için tam anlamıyla kalma dediğinizde ikinci günümüz oluyor. Çıktık, etrafı dolaştık. Buralarda hafta sonu yasağı falan yok. İnsanlar zaten çok kalabalık değil. Oo, ne kadar bakımlı. Ya işte merak, ilgi, yaşadığı yere saygı. Ya burada mı yaşıyor? Yok yok, gelip gidiyor. Bu kadar tatlı değildir. Didem Keles. Helal olsun. Hem yaşadığı yer güzelleşmiş oluyor, hem kendi mutlu, hem gelen insanlar. Burası da Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köykop. Sütle ilgili. Gerçekten çok bakımlı bir köy. Ama bu da insanların daha çok özeninden kaynaklanıyor. Köyün her bir yanı ayrı güzel. Dün daha çok yukarı tarafa yürümüştük. Özellikle akşam saatlerinde kuş sesleri daha da yoğunlaştı. Ama burada da zaten şu anda çok yansımıyordur belki ama inanılmaz güzel kuş sesleri var. Burada hem düğün salonu hem kafeterya olarak hizmet veriyormuş. Yani bu kafeye sırf bu çiçekleri seyretmek için bile gelinebilir. O güzel parkı arkamıza aldık. Şimdi diğer sokağa daldık. Daldık gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yerlere çıkacağız. Ama her çıktığımız sürprizli yer başka güzel. Evet, bir başka ara sokağına daldık yine. Adagüme'ne. Tuğla yapılar ağırlıklı. Rumlardan kalma evler de var ama yığma taştan yapılan evler ya da o yığma taşın üzerine tuğladan yapılan evler çok fazla buralarda. Köyün nüfusunun yaşlandığını söylüyorlar. Gençler pek çok köyde olduğu gibi şehir merkezlerine kaçmış. Onun için de köyde çok genç yokmuş. Ama dışarıdan gelen insan sayısının çoğaldığını söylüyor bu köyde yaşayanlar. Ha, yeni okuldaydık. Yeni başladık. Bir dakika, şimdi siz ikiniz aynı sınıftasınız. İkimiz de birinci sınıfız. Ben A bölümü, o B'de. O şekildeydi. Ama öğretmenlerimiz karı koca. Evet. Yani farklı değildi. Ha. Biz o kahveler, o zaman televizyonlar yoktu ki. Bir kahveler, televizyon varmış mutlaka. En önemli öldüğü zaman herkes yasın, domuzlar o şekilde. Tabii reisi cumhur öldü diye yas ilan edilir de. Hep bütün çocuklar, her kahveye gitti bütün çocuklar okul olarak. Biz buraya gelmiştik. Hatırlıyorum. Öğretmenimiz bizi cenaze törenini izleyelim diye kahveye getirdi. Yani. İşte ilk defa kahve görüyoruz. Yani biz çocuk çok şey ilginç. Tarçın içirmiş. Yani ne? Televizyon. Ya. Ama yukarısı bayağı yıkılmış bunun. Ne kadar güzel. Baksana o da öyle. Bu da çok güzel. Oo. Eskimiş ama. Cümle kapısı. Yaşayan yok burada değil mi? Doğru. Kocaman duvarın ardında bir bakıyorsun. Aa, bir de kocaman kapılar açılıyor. Ve tertemiz avlular görülüyor. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Çatıyı onarmak yerine. Hem de daha serin olur ama. Çatı yaptırmak lazım. Daha ucuz. Ve bir de arada hava katmanı olduğu için. Ama çiçeğin güzel. Bak sokak ama ne yapmış? Hemen bir kümes teliyle çevirip hayvanlardan korumak içindir onu da. Ne güzel. Hah. Bak köy fırını. Herkes ait. Ha öyle mi? Tabii. Belediyenin yaptı. Vallahi. Zaten öyle olur ya, dışarıdan biri gelince yaşadığın yeri gezersin. Evin içine hapsolan insanların özeneceği bir yaşam burası. Ya burası bir dere yatağıymış. Yani bir zamanlar dere akarmış. Akıyordu. Her tarafı böyle taş yapacak belediye. Onun için oralar kazılmış ve hala ileride çalışma devam ediyor. Yıkık dökük terk edilmiş çok ev var. Bak burada da belediye yapmış böyle fırınlar. Ara ara yapmış. Herkes kullanabiliyor bunu. Çok güzel bir çalışma. Şu evler de kışın çok güzel sıcak olur değil mi kerpiçten? Yazın serin, kışın sıcak. Okulun sokağı burası. Böyle bir ağaçlık. Burası park mı? Ha, burası bir parkmış. Çamlık denilen bir park alanı gibi.
köyde her yer piknik alanı gibi ama bakın ayrıca böyle bir şey düzenlenmiş olması da çok güzel. Maşallah her tarafta da dutlar var. Bakayım şöyle. Bir tane. Hadi çıkalım, çok güzel bu yol. Rastgele dalıyoruz sokaklara. Ada Gümeli arkadaşlar da buralara ya çocukken gelmişler ya hiç gelmemişler. Yani küçücük bir köy diyoruz ama değil gerçekten. Büyük güzel bir köy. Bakımlı, zengin bir köy. Emek anlamında zengin, parasal anlamda bilemiyorum insanların durumunu ama gayretli insanların olduğu anlaşılıyor. Çünkü ne olursa olsun alanlar değerlendirilmiş. Bakın hemen şurada kuru vermiş küçücük bir bahçesine. Ve ayrıca avlu içinden girilen yerlerde şunu gördük. Avluların içi tertemiz. Ve hayvanlar, bakın büyükbaş hayvanlar tertemiz duruyorlar. Ooo, rengin güzelliğine. Ben bu köyü çok beğendim. Bademli Ada Güme. İkisi de çok güzel. Ada Gide bana çok cazip gelmedi ama Ada Güme çok güzel. Tabii bir de insanla da güzelleşiyor her şey. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet. O kadar dutun içinde ikimiz aynı. Aynı dutu mu duttunuz? Evet. Daha dokunurken dökülüyor. Evet, bu ağaç tamamdır. Yolumuzdaki diğer ağaçlarda sıra. Ama bu köyde şöyle bir şeyden söz etti arkadaşım. Mesela kimse kimsenin tarlasından, bahçesinden izin almadan kesinlikle gidip de hani bir dal bir fasulye bile almaz. Söylediğin zaman tabii ki alınır. Yani bu konuda çok özenli davrandıklarını söylüyor. Çünkü zaten şunu gördük. Tel örgülerle falan çevrili değil bağlar, bahçeler. Bak buraya girdin mi? Bak hava nasıl değişiyor. Bak gülüm, bak burada dere, burası ya. Evet. Yazın buz nasıl gibi. Güzel çok mi? Değişiyor ama yazın çok güzel. Yazın buraya annemle geldiğimizde, buz ya. Gibi geceleri köye evimize ha. Gittiğimizde bak, evin bir ateşi çıkıyordu. Benim anneannemin yarınları var. Dutları yiye yiye yol alıyoruz. Arkamızda pek çok dut ağacı bıraktık. Beyaz dutlar daha çok olmuş. Bu görünen böyle daracık sokak, işte yüksek duvarlı ev falan demeyin. Sonra kapı bir açılıyor. Kapıdan girdiğinizde şöyle bir manzara ve arkaya doğru uzanan bir bahçe, arkanıza dağı almışsınız ve ovayı aşağıda bıraktık, epeyce yukarılara çık. Manzarası da çok güzel, havası da çok güzel buraların. Dağın eteklerinde yukarılara doğru ilerledikçe yeşilin tonları da çoğalmış oluyor. Kuşların sesleri, koyunların çıngırakları, akşam güneş battı artık. Batıyor diyecektim ama hayır. Battı, ay doğdu. Şu ağaçların arasından ay bilmiyorum görünüyor mu ama çok güzel görünüyor. Ve biz böyle bir manzara eşliğinde ah bir de kokuları aktarabilsek. Ay teyze. Bura değil mi satılıkmış? Şu... Şurası şu ev işte. Ha şura. Şu deliğinden bir bakalım ona. Bugün bakınca hatırladım. Hadi. Dediklerin neresi? O dediklerin ne? Şurası. Şu köşe. Şu mu? Oradan geçeceğiz zaten. Şu mu? Yok yok, orası değil. Şu köşe. Ha şura, şu yıkık yer. Bura satılıyormuş. Burası ufak bir yer ya. Rahatsız olma. Biz yabancı değil. Elindeki bir şey sağ ol. Koçuz. Evet. Ama hiç bahçe yok. Hiç yok hem de. Yok. Akşam oldu, güneş battı, eve dönüyoruz. Ada Güme çok güzel bir köymüş. Ada Güme'den artık el sallayabilirim. Günü batırdık, çok güzel bir gezi oldu. Özellikle bu arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Bana çevreyi tanıttılar, çok güzel yerler gördük. Olasılıklar var, bana bu köyden yer bakacaklar. Çok beğendim köyü. Hadi inşallah kısmetimiz belki de buradadır. Ona gelmişizdir, bilemiyorum. Çok güzel bir hafta sonuydu ama. Hoşça kalın.